Ben doçent doktor Ahenk Yılmaz, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün size yakın zamanda tamamlamış olduğumuz Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen artırılmış gerçeklik tabanlı mobil uygulamalarda imge temsil biçiminin Artemis Tapınağı örneğinde incelenmesi başlıklı projemizi anlatacağım. Projenin asıl hedefi mimari literatürde çok karşılaşmadığımız artırılmış gerçekliklerle üretilen üç boyutlu modellerin mimari yapıyı temsil etme biçiminin insanların o alanda gezerken, bu uygulamayı kullanırken yaşadıkları mekansal deneyime olan etkilerini araştırmaya yönelik bir projeydi. Artemis Tapınağı da bu anlamda çok önemli bir başlangıç yapısı, bir mimari anıtıydı bizim için. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de pek çok önemli arkeolojik kalıntımız mevcut. Ama Artemis Tapınağı antik dönemde dünyanın 7 harikasından birisi olarak tanımlanmış bir mimari yapı. Ve ne yazık ki günümüze neredeyse hiçbir kalıntısı kalmamış bir mimari yapı. Ve dolayısıyla bu anıtı tekrar ayağa kaldırmak ve bunu deneyimletmek de biz mimarlar için ama sadece mimarlar için değil aslında konuya ilgi duyan herkes için heyecan vericiydi. Daha önce de birlikte TÜBİTAK projesi gerçekleştirdiğimiz yine Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Komesi'ye bu fikrimden bahsettim. O da çok sıcak karşıladı ve biz Mimarlık Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü işbirliğinde bir araştırma projesi sunduk Yaşar Üniversitemize. Bu ekip tabii ki sadece ben ve Murat Hocalan oluşmuyordu. Bu fikri ilk ortaya atan, aynı zamanda benim tez danışmanı olduğum Oğuz Bodur, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez, yine Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Yiğit İnan ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, o zamanki son sınıf öğrencileri Sercan Alyüz ve Mehmet Işıkan, şimdi mezun oldular. Birlikte bu projeyi oluşturduk. İlk olarak literatür çalışmasıyla başladık. Bu literatür taramasında hem mevcut kaynaklardan faydalandık, hem de orada yerel idarenin ve kamu idaresinin de aslında göz bebeği olan Selçuk Efes'te, Selçuk Efes Belediyesi bellek birimi çalışanlarıyla birlikte pek çok toplantı yapma, görüşme, hatta sahayı birlikte ziyaret etme olanağımız oldu. Ve Selçuk Efes Müzesi'ni de birkaç kere ziyaret ederek onlardan da bilgi alma olanağımız oldu. Yaptığımız literatür çalışması neticesinde 3 boyutlu modelimizi gerçekleştirdik. 3 boyutlu modelimizi gerçekleştirdikten sonra tam da bu aslında araştırma sorumuzun temelini oluşturan, peki biz bu 3 boyutlu modeli nasıl farklı temsillerle uygulamaya entegre etmeliyiz ki bu uygulamayı deneyecek olanlar farklı mekansal deneyimlere maruz kalsınlar ya da bunu yaşama imkanı bulsunlar sorusuna yönelik temsil biçimi kararlarımızı yine tüm ekip olarak birlikte verdik. Ve buna paralel olarak bu kararlarla neredeyse aynı zamanda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bazlı ekibimiz uygulamayı geliştirmeye başladı. Uygulama tamamlandıktan sonra bu süreçte tabii birkaç kere saha ziyareti yaptık ve istekli, gönüllü adaylarımızla birlikte arazide uygulamayı hep birlikte deneme ve bu deneyimlere paralel olarak anketler gerçekleştirme ve görüşmeler yapma olanağımız oldu. Tüm bu verileri, bilgileri bir araya getirdiğimiz, analiz ettiğimiz bir süreçten sonra araştırma projemizin yayınını gerçekleştirdik. Bir web sitesi oluşturuldu. Bu web sitesi Artemis Yaşar Edu.tr, herkesin kullanımına açık. Ne zaman isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Web sitesi zaten oluşturma fikrimiz vardı. Ama Sercan Alyüz ve Mehmet Işıkan, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, aynı zamanda burada oyun tabanlı Artemis Tapınağı'nı sizin de etrafında içinde gezmenizi olarak tanıyacak bir uygulama, bir eklenti de geliştirdiler. Bu aslında projenin başında bizim de çok planlamadığımız ama sonuçta çok memnun kaldığımız bir çıktı oldu. Tüm bu çıktıların yanında bu projenin bize en büyük katkısı ise aslında çok disiplinli bir araştırma ekibi oluşturmamıza bu yola çıkışın belki de ilk adımı olarak katkı koyması oldu. Çünkü şu anda yine bir BAP projesi gerçekleştiriyoruz. Yaşar Üniversitemiz bizi yeni bir projemizde de destekledi. Bu projenin adı da Dijital Medyada Mekansal Belleğin İnşası İzmir Kültür Park örneği. Yine artırılmış gerçeklik tabanlı bir uygulama ile araştırmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte aslında Artemis projesi hem
bilgi anlamında hangi soruları soracağımız, nereye bakmamız, nerede daha çok araştırmaya yönelik yeni imkanlar, yeni olanaklar olduğuna dair de iyi bir yol haritası çizdi. Bu sebeple hem kendim hem tüm ekip arkadaşlarım adına Yaşar Üniversitesi'ne araştırma projemize verdiği destek için çok teşekkür ederiz.